Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Tebareke Suresi, diğer ismiyle Mülk Suresi, bunun 18-30. Ayetler arasını, son bölümünü değerlendireceğiz. Allah-u Teala bu bölümde bize şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Andolsun ki onlardan öncekiler yalanlamıştı. Tabi onlardan önceki derken ilk muhatapları itibariyle Mekke müşrikleri. Mekke müşriklerinden önce nice kavimler Allah'ın ayetlerini yalanladı. فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Benim onları kabul etmeyişim nasıl oldu? Bunu görmediler mi? Yani Allah-u Teala onların bu tarz tavırlarını kabul etmiyor ve onları cezalandırıyor. İşte Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Nuh kavmi gibi kavimler helak ediliyorlar. Onlar bunları duymadılar mı? Bunlardan haberleri yok mu? Evelem yarav ila tayri fevgahum safatin ve yakbidin. Onlar üzerlerinde saf saf uçan, kanatlarını açıp kapayarak yol alan kuşları görmediler mi? Bu da tefekkür ayetlerinden birisi. Allah-u Teala kuşlara dikkat çekiyor ve bunlar bizim fevkimizde, yani üzerimizde uçuyorlar. Kanatlarını açarak, kapayarak yollarına devam ediyorlar. Gruplar halinde yol alıyorlar. İnsanlar bunlara bakıp da düşünmediler mi? Yani bunları görüyoruz ama acaba bunlardan ne ders almamız lazım? مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا rahmen, bunları tutan ancak Rahman'dır. Yani bunlar normalde birer madde yığını olarak havada durmaması lazım. Ama havada çok dengeli bir şekilde duruyorlar. Onları havada tutan ancak Rahman'dır. Allah-u Teala bu ayetiyle aslında insanoğluna uzayda yol almanın, havada uçmanın yolunu öğretiyor. Yani kuşları inceleyin. Onlar havada nasıl duruyorsa, nasıl yol alıyorlarsa siz de bu kanunlardan istifade edin. Eğer Allah-u Teala model olarak önümüze bu gibi uçan kuşları, varlıkları koymasaydı biz uçabileceğimizi hayal bile edemezdik. Allah-u Teala önümüze modelleri koydu. Biz onları inceledik. Kuşların kanat yapısı, havanın kanunları, bunları inceledik ve artık şu anda biz de havaya binebiliyoruz. Hatta kuşlardan daha süratli gidebiliyoruz. İnnehu bi külli şeyin basir. Şüphesiz o her şeyi görendir. Yani Allah kendi mülkünde neler cereyan ediyor hepsini görür. Emmen hazellezi huve cündül lekum. Yoksa sizin için bir ordu mu var? Yansurukum min dunir rahman. Size yardım edecek. Yani Rahman'ın dışında yoksa size yardım edecek bir ordu mu var? Yani neyinize güveniyorsunuz? Allah'a karşı çıktığınızda size yardım edecek ordu, askerler mi var? İnil kafirune illa fi gurur. Kafirler doğrusu sadece ve sadece bir aldanma içindedirler. Yani öyle bir ordu yok. İnsan çok zayıf bir varlık. Allah bu insanı helak etmek istediğinde bu insan Allah'ın hükmünden kaçamaz. Allah'tan gelen bir felaketten kendini kurtaramaz. İşte bir deprem olayında insanlar ne kadar aciz oluyor görüyoruz. Bir tsunami olayında o dalgalar nasıl insanları, gemileri alıp götürüyor, nasıl bir felakete yol açıyor görüyoruz. İşte Allah-u Teala'nın kahir kudretinin bazı tecellileri, buna mukabil insanların karşı koyacak bir gücü, bir ordusu ve kuvveti bulunmamakta. Emmen hazellezi yerzukukum in emseke rizka. Eğer o rızkını size keserse kim size rızık getirebilir? Yani Allah size yerden gökten rızık vermeyecek olsa kim size rızık getirebilir? Burada da yine insanın acizliği anlatılıyor. Allah'tan başka insana rızık verecek yoktur. Allah-u Teala semavi ve arzi sebeplerle yer ve göğün birleşmesi, gökten ısı ışık, işte havadan hava, su, yerin altında madenler, yine sular. Bunların neticesinde Allah-u Teala bitkileri yaratıyor ve o bitkileri yiyen hayvanlar
İnsan bu bitkilerden ve hayvanlardan istifade ediyor. O şekilde rızkını temin ediyor. Ve biz herhangi bir meyveyi yerken bunun arka planında kainat çapında çarklar dönüyor ve biz o meyveyi o zaman yiyebiliyoruz. İşte insan bu noktada bakmalı, düşünmeli. Bu rızık nereden geliyor? Ona göre tefekkür etmeli. Belleccu fi utuvvin ve nüfur. Doğrusu onlar taşkınlık içerisinde ve haktan uzaklaşma içerisinde ısrar ettiler ve inat ettiler. Efemen yemşi mukibben ala veçihi ehde. Emmen yemşi seviyen ala sıratın müstakim. Yüzüstü sürünen mi daha doğru bir yoldadır? Yoksa sırat-ı müstakim üzere dosdoğru bir yolda giden mi? Burada bir temsil getiriliyor. Mümin dosdoğru bir yolda düzgün bir şekilde giden kimse gibi. Ama kafir ise yüzüstü sürünen bir kimse gibi. Bunlardan hangisi doğru yol üzerinde? Elbette açıktır. Doğru bir yolda düzgün bir şekilde giden dosdoğru bir şekilde hedefine doğru varmaktadır. Ama yüzüstü kapaklanmış böyle bir kimsenin yol almasından ve istikametli olmasından söz edilemez. Kul huvellezî enşâekum. De ki o sizi inşa etti. Allahu Teala'nın iki türlü yaratması var. İbda, yoktan yaratmak. İnşa, maddeden inşa etmek. Allahu Teala bizleri mevcut maddelerden yarattı. Topraktan, havadan, sudan, bu gibi elementlerden vücudumuz bir terkip olarak meydana getirildi ve biz yaratıldık. İşte o Allah ki sizi bu şekilde inşa etti ve ceale lekumus sem'a vel absara vel ef'ide ve size göz, kulak ve kalpler verdi. La galilen ma teşkurun, ama ne de az şükrediyorsunuz. Yani size verilen göz, kulak, kalp, bunlar Allah'a şükretmeniz için verildi. Ta ki gözünüzle önünüze açılan rahmet sofralarını göresiniz. Kulağınızla gelen peygamberlere veya elçilere kulak veresiniz, dinleyesiniz. Ve kalbinizle Allah'ı tasdik edip kalbinizdeki muhabbetle onu sevesiniz. Allah bunun için sizi yarattı ama siz ne de az şükrediyorsunuz. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَاكُمْ فِي الْاَرْضِ. De ki o Allah sizi yeryüzünde yaydı. Her tarafta insanlar meydana geldi. وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Ve ona sevk edileceksiniz. Yani yeryüzüne dağıldınız. Yeryüzü genişliğinde her tarafta insanlar artık bulunuyor. Ama sonunda dönüş Allah'a ve bu dünya ahirete doğru yol alıyor. Ve neticede misafirlerini ahirete bırakacak ve insanlar mahşer meydanında Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Ve yekulune meta hazel vaat in kuntum sadikin. Ama onlar şöyle derler: eğer sadık iseniz, ahiret var diyorsunuz ya, bunda sadık iseniz bu ne zaman? Bunu bize söyleyin. Yani gelecekse gelsin. Böyle söylüyorlar. Kul innemel ilmu indallah. Ey peygamber, sen de ki İlim ancak Allah katında. Yani bunun ilmi Allah katında, kıyametin ne zaman geleceğini ancak o bilir. Ve innema ene nezirun mubin, ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Yani peygambere düşen ancak tebliğ etmektir. Peygamber ancak uyarıda bulunur, hatırlatır. Yoksa kıyameti getirecek olan Allah'tır. Felemma ra'awhu zulfeten. O insanlar, özellikle kafir olanlar, o kıyameti, gerek kendi hususi kıyametleri olan ölümlerini, gerekse dünyanın ölümü olan kıyameti gördüklerinde, yakınlarında gördüklerinde, si'et vucuhullezine keferu, o kafirlerin yüzü gayet kötü bir hale gelir ve işin ciddiyetini görünce dünyaları alt üst olur ve yüzleri kapkara kesilir. Ve kıyle, ve denilir ki hâzellezî küntüm bihi teddaun, işte istemiş olduğunuz şey bu. Yani hadi gelsin, öldükten sonra dirilme olsun da görelim diyordunuz. İşte bu
oluyor, gerçekleşiyor. Kul eraeytum, ey peygamber, de ki, yani söyleyin bana bakayım, bana haber verin. İn ehlekeniyallah ve men ma'iyye evrahimena. Eğer Allah beni helak etse, beni ve benimle olanları veya bize merhamet etse, yani nasıl dilerse muamele eder. Bu kısmı geçelim. Femen yücirul kafirin min azabin elim. Ama kafirleri elim bir azaptan kim koruyacak? Yani Allah bize ister merhamet eder, ister helak eder. O bizim meselemiz. Ama siz Allah'ı tanımıyorsunuz. Dolayısıyla size merhamet etmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Elim bir azaptan kim sizi kurtarır? Kul huver rahman amennâ bihi. Ey peygamber, de ki o Rahman'dır. Yani rahmet her şeyi kuşatmıştır. Bütün mahlukatına rızık vermektedir. Âmennâ bihi ve biz ona iman ettik. Ve aleyhi tevekkelnâ ve ona tevekkül ettik. Fesetâlemûne men huve fî dalâlin mubin. Kimin dalâli mubin üzere olduğunu o zaman artık bileceksiniz. Tabi burada dalâli mubin üzere kimin olduğunu bileceksiniz. İlk sayfadaki inentum illâ fî dalâlin mubin, ona da adeta bir gönderme, atıf var. İşte peygamberler veya peygamberlerin mesajını ileten kimseler kafirlere muhatap olduklarında kafirler onlara inentum illâ fî dalâlin mubin demişlerdi. Siz apaçık bir dalalet üzeresiniz. Burada da ona bir cevap veriliyor. Artık kıyamet koptuğunda cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme gönderildiğinde kimin dalalet üzere, apaçık bir dalalet üzere olduğunu bileceksiniz. Kul eraeytum in asbaha ma'ukum gavra. Ey peygamber, de ki söyleyin bana bakayım. Eğer suyunuz çekilecek olursa, su yerin dibine doğru çekilecek olursa, femen ye'tikum bima'in ma'in, akan bir suyu size kim getirebilir? Yani gereksizden hayat suyu çekilse, ruhunuz bedeninizden böyle çekilse, kim size ruhunuzu iade edebilir? İşari bir mana. Veya doğrudan kendi manasıyla suyunuz yerin dibine çekilecek olsa size su getirmeye kim kadirdir? Ne yapabilirsiniz? İşte şu andaki dünyada sular gittikçe daha derinlere doğru çekiliyor. İnsanlar son derece aciz durumda. Bundan 2 yıl önce ülkemizde bayağı ciddi manada bir kuraklık oldu. İnsanlar aciz kaldı. İnsan bir şey yapamıyor. Ne yerin altından su çıkarabiliyor, olmayan suyu nasıl çıkarsın, ne de gökten su indirebiliyor. Ama Allah göklerin ve yerin hazinelerine sahip, dilediği zaman yerden gökten bol miktarda suları gönderiyor. İşte okumuş olduğumuz bu ayetlerde Allah-u Teala gerçekten hem acizliğimizi, zayıflığımızı bize anlatıyor, hem de bize olan nimetlerinin, lütuflarının ne kadar bol olduğunu hatırda kalacak ifadelerle, vurgulu ifadelerle bize bildiriyor. Durum böyleyken insan iman etmekte veya küfrü tercih etmekte serbesttir. Çünkü Allah-u Teala فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ buyurmuştur. Artık dileyen iman eder, dileyen de kafir olur. Bundan dolayı cehennem ehli cehenneme gittiğinde artık orada mazeret beyan etme hakları yok. Yani işte şundan dolayı yapamadık, bundan dolayı edemedik, böyle bir mazeretleri olmayacak. Çünkü dünyada iman edebilirlerdi. Kendilerine fırsat verilmişti ama onlar iman etmek yerine küfrü tercih ettiler. Allah'a itaat etmek yerine isyanı tercih ettiler. Bunun neticesinde de bir azaba maruz kaldılar. Cenab-ı Hak bizleri dünyevi ve uhrevi her türlü azaptan muhafaza eylesin. Dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendirmeyi ve lütfuyla cennetine dahil olmayı bizlere nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.